Yapışmış hala dudakları. Kızım bunlar tabii ki öpüşecek. Bunlar Romeo ve Juliet yavrum. Ya hocam hayır. Romeo ve Juliet asla böyle bir şey yapmazlar. Bunlar sizi kandırıyor. Ha ama tabii. Siz Melda Hoca'nın nişanlısı olduğunuz için... Ayşegül de onun yeğeni olduğu için onu kayırıyorsunuz. Ya eminim. Hiç itiraz etmeyin. Ama bu hareketlerinizi değiştirmezseniz sizi Milli Eğitim'e şikayet ederim. Kızım sen delirdin mi? Sen çıldırdın mı? Bunlar Romeo ve Juliet'i oynuyorlar. Bunlar bizi liseler arası festivalde temsil edecekler. Yavrum senin derdin ne? Kıskançlık hocam. Selim'i elde edemedi. Sonra Juliet de olamadı. Sonuçta Tuğçe de bir canavara dönüştü. Sen kendinle ilgili ne düşünüyorsun? Efendim Ceren? Juliet olduğun olalı neye dönüşmeye başladın acaba diyorum. Süpersin. Selim git onun peşinden yavrum. Git getir bana hadi. Ayşegül, ağlıyor musun kızım sen? Yok ağlamıyorum. Siz buraları temizliyorsanız ben çıkayım. Yok kızım, benim işim bitti zaten. Bak, bir şeye ihtiyacın olursa ben senin ablan sayılırım, oldu mu? Teşekkürler. Nasılsın? Yok. Ayşegül'ü gördünüz mü? Yok, görmedim. Hayır. Buralardadır ya. Ayşegül'ü gördünüz mü? Hayır, görmedim. Peki, tamam. Berna, Ayşegül'ü gördün mü? Ya bana ne Ayşegül'den? Siz tiyatro provasını ara mı verdiniz? Tuğçe'yi gördün mü? Bana ne Tuğçe'den? Nesi var bunun ya? Pardon hocam. Selim, oğlum ne bu halin? Ayşegül'ü arıyordum. Ne? Provada kızlar çok üzerine gelince o da çıkıp gitti. Arıyorum ama bir türlü bulamıyorum. Öyle bir gitti ki sanki bir daha hiç geri gelmeyecekmiş gibi. Biraz yalnız bırak. Önce düşünecek, sakinleşecek. Ondan sonra da bir karar verecek. Sizinkiler nerede? Tiyatro salonundalar. Hadi gel beraber gidelim. Ayşegül sorumsuz bir kız değildir. Öyle dönmemek üzere çekip gitmez. Sakinleşince gelir. Hadi gel. Ne oldu sana? En iyi arkadaşı niye durduk yerde kırıyorsun Ceren? Ya vallahi öyle demek istemedim. Yani bir an ağzımdan öyle çıktı. Çevir kazıyı anmasın. Bal gibi içinden geçenleri söyledin Ceren. Ya Ayşegül senin arkadaşın, ayıp. Sen niye bana onu savunuyorsun şimdi? Haksızlığa uğradığı için. Sadece bu yüzden mi? Ceren ne oldu sana? Niye bana manalı sorular soruyorsun? Kafayı mı yedin Ceren? Ya yeter artık, üstüme gelmeyin, ağlayacağım şimdi. Allah'ım ne yaptım ben? Hem Ayşegül'ü hem de Murat'ı kaybedeceğim. Tamam Ceren. Ceren'cim bak senin için gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü ay, bundan sonra çıktı. Murat da Ayşegül de senin suratına bakmayacak. Ya sen bir çekil seni ayağımın altından. Ceren sana böyle bir iki tüp tüp figür gösterebilirim ha. Dönersin biraz ha. Sen de bir uzak dur benden. Hop. Dileceğim ya. Bitti mi yavrum? Tamam mı? Deşarj oldunuz mu? Bu kadar mı? Çocuklar bu provayı yapacak mısınız? Yoksa ben yarın Milli Eğitim'e gidip... Yapacağız hocam. Benim evet. Okulumdaki şöhretler, ego patlamaları, ego savaşları yüzünden Romeo Juliet'i çalışamıyorlar. Biz liseler arası festivale katılamıyoruz mu diyeyim? Bunu mu söyleyeyim yavrum? Oğlum çıldırdınız mı siz? Ya burası neresi? Sizin sahne geçmişiniz ne yavrum? Siz okul arkadaşısınız. Sınıf arkadaşısınız. Sıra arkadaşısınız. Kardeşsiniz siz yavrum. Bakın çocuklar, dünyanın bütün sahnelerinde çalışılan Romeo Juliet'lerde bir tane Romeo ve bir tane Juliet vardır. Tamam mı? Bu roller böyledir. Ama siz arkadaşlarınızdan daha az yetenekli değilsiniz. Daha çirkin de değilsiniz. Sizler de güzelsiniz yavrum. Ama benim hayalimdeki Romeo, Juliet, Ayşegül ve Selim bu kadar. Ama siz o küçük rollere, yavrum siz öbür rollere, Mercutio'lara, Tybalt'lere asılırsanız... ...sahne üzerinde Romeo ve Juliet'ten daha büyük bir alkış alırsınız. Bana inanın. Tamam arkadaşlar, bu kadar.
Bugünkü provayı iptal ediyorum. Ve yarın bu sahneyi rolünü hazmedebilecek insanların gelmesini istiyorum. Yoksa sizin burun kıvırdığınız o küçük rolleri çalışacak, o sınıflarda başka arkadaşlar var. Buna inanın. Hadi alabilirsiniz yavrum. Gel ben daha gel. Ceren, olsun biraz. Hadi gel. Üzülme. Ayşegül. Bir şey mi oldu? Yok bir şey hocam. Sizin sınıf provada değil mi? Hı. Tiyatro salonundalar. Sen niye buradasın? Ben artık oynamak istemiyorum. Ben artık Juliet'te olmak istemiyorum. Ne oldu? Bir şey yapamadın. Arkadaşın alay mı ettin? Hayır, yani yaptım sanıyorum. Ama arkadaşlarım artık arkadaşlarım gibi değil. Ya sanki hepsi benden nefret ediyormuş gibi davranıyorlar. Şimdi hemen tiyatro sonuna geri dönüyorsun Ayşegül. Kulaklarına tıkayıp işini yapıyorsun. Bir sporcular, bir de sanatçılar başkalarının ayak oyunlarına gelmemesi gereken insanlardır. Gitmeyeceğim. Peki, yapmak istediğin, sevdiğin, üstüne üstlük başarılı olduğun bir şeyi niye başkaları için bırakacaksın? Benim tanıdığım Ayşegül korkak biri değil. Şimdi git, başarmak istediğin şeyi yap. Ayrıca bu bir rica değil, bir emir. Yoksa bedenden çıkarsın ona göre. Hadi. Neredeler ya? Gelme daha, gel. Daha yolun başındayken bu konuşmayı yapman çok iyi oldu. Anlayana tabii. Anlamışlardır, ben eminim. Hepsi sana hak verdi, görmedin mi? Gel. Ne var, ne istiyorsunuz? İsterseniz bir sonra gelelim hocam. Yok canım, madem geldiniz söyleyin, buyurun söyleyin. Ben okul oyunu için birkaç kostüm karalamıştım da... Tiyatro grubunda olmadığım için bilmiyorum ama Gonca herkese kostüm yapacağınızı söylemişti. Eğer ilgilenirseniz... Ver canım, ver. Melda baksana. Cem, sen ne zaman çizdin bu kadar şeyi? Geçen ders, yani derse girmeden önce. Dadı tamam, Romeo kostümleri tamam. Peki sen teksti biliyor musun? Neredeyse tüm sınıf görevliydi. Ben de sınıftakiler ne okuyor diye merak ettim. Açtım, okudum. Aferin yavrum. O zaman pazartesi bir terzi buluruz. Bu kostümleri güzel güzel dizer, diktiririz. Peki, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir bakar mısınız? Aferin çocuklar be. İyi ki sizin gibiler var da bu haytaların arasında biz boşa kürek çekmiyoruz. Hadi gidin. Hadi bakalım. Teşekkürler. Çok güzel be. Baksana. Ya Berna, diyorum ki Ceren'i de bizim gruba alalım yavaş yavaş ha. Hangi gruba? Hangi gruba olacak? Senle ben grubuz ya. Ceren sen ben olalım. Ayşegül'e gıcık olanlar grubu. Ya iyi de ben Ayşegül'e gıcık olmuyorum ki. Sen gıcık oluyorsun ya, ben de öyleymişim gibi davranıyorum. Ya Berna sen ne diyorsun ya? Ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Öyle mi? Hı-hı. O zaman sen de bundan sonra benim en yakın arkadaşım falan değilsin, tamam mı? Hı? Hem o zaman ben de Gonca'ya falan uyuz olmuyorum. Tamam. Fakir ve zavallı bir kız. Hı-hı. Bunun için de itici. Hı-hı. Ama bana bir kötülüğü dokunmadı ki. Kalkar mısın? Ben nereye? En iyi arkadaşımın yanına nereye olacak? Hadi sana iyi dersler canım. Tamam, tamam, doğru gidiyor. Yok ya, sen yapamayacaksın. Ne oluyor ya? Sen niye geldin? Ya bundan sonra iki iyi arkadaş olmamız gerektiğini düşündüm ha? Canım benim. Ayşegül. Ay Allah'ım ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.